Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Varnum'un Türkiye serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, en son oyunda bir hata yaşamıştık biliyorsunuz. Bundan dolayı seri bitme noktasına gelmişti ama oyun yapımcıları hemen bununla ilgilendi ve hatayı çözdüler. Şu anda seriye devam edebileceğiz arkadaşlar. Hatayı çözdükleri yetmediği gibi bana oyunun full sürümüne de erişim verdiler şu anda. Oyunu şu anda hem multiplayer bir şekilde oynayabiliyorum hem de full sürümdeki özelliklere de erişimim var. Mesela şöyle göstereyim efendim. Teknoloji kısmında tank fabrikalarımız var. Etkili petrol kuleleri ve diğer teknolojiler şu anda var. Tank da üretebileceğim. Nükleer silaha şu anda erişim sağlayabiliyor muyuz? Ona ileride teknolojileri geliştirdikçe nükleer silaha da erişim sağlayabileceğiz. Füzyon enerjisi falan her şey açık. Oyunu multiplayer bir şekilde de oynayabiliyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sizlerden bir kişiye oyunun full sürümünü hediye edeceğim. Yapımcılar sağ olsun bana kod da verdiler. Bugün Discord sunucumuzda çekiliş olacak arkadaşlar. Oyunu hem mobilden de oynayabiliyorsunuz full sürümünde hem de bilgisayardan da oynayabiliyorsunuz. Katılmak isteyen arkadaşlar Discord sunucuma gelip oradan çekilişe katılabilirler. Şimdi o zaman oynamaya bir başlayalım. Sonuçta hatalar giderildi değil mi? Hatta bir sonrakine basalım abi. Sonra bak. Gitti, tamam, güzel. Şimdi en son amacımız neydi? Ya kardeşim, şu mültecileri bir lütfen. Mültecileri bir görmeyelim, yeter ya. Şunu geç. Şunu geç. Şimdi en son ne yapıyorduk? Irak'ı alacaktık. Gürcistan üzerine sefere çıkacaktık. Artık tam bağımsız Türkiye'yi kuracağız arkadaşlar. Ve bunun için Irak'a da gireceğiz. Gürcistan'a da gireceğiz. Hatay'a da gireceğiz. Topraklarımızı kurtaracağız. Bu kimden? Benim topraklarıma biri geliyor. Hoş geldin kardeşim. Hayırdır? Ya kimsin ya? Fransızlar bana hakaret. Lan ne oğlum? Hayırdır lan? Bekleyin, bir tank fabrikası basacağız abi biz. Tank fabrikası şu anda yapıldı mı? Havaalanı falan var oğlum bak. Havaalanı. Lan, havaalanları da yapılabiliyor. Ne olacak göreceğiz bak. 75 çelik mi oluyor bu? Demir mi? Her neyse. Bunlarla tank üretebileceğiz abi. Müthiş. Müthiş kardeşim. Tankı araştır bakalım hemen hızlı bir şekilde. Şimdi yeni askerlere ihtiyacım var. Benim hızlıca askerler basmam gerekiyor. Asker basacağım. Bu Irak seferi çok hızlı devam edecek bir sefer olacak. Musul'u, Kerkük'ü, hatta İran tamamını alma niyetindeyim. Niyeti bozduk kardeşim. İran tamamını alacağız. Plan bu. Bakalım bu plan ne kadar başarılı olacak. Bu savaştan sonraki savaşlarda ise tank kullanımına başlayacağız. Petrol şu an yetersiz. Irak'ı aldıktan sonra yeterli petrole ulaşmış olacağız. Ve böylelikle ordularımız artık tanklar tarafından desteklenmiş vaziyette olacak. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Memel benimle barış istiyor. Olsun abi. Yapalım barış. Ney? Siz kimsiniz lan? Bir dakika, Ankara düşüyor. Bir dakika. Oğlum, biz bunlarla ne zaman savaşa girdik lan? Oğlum, bana kimse bunun haberini vermedi. Hocam benim Dışişleri Bakanım, İçişleri Bakanım. Niye kimse haber vermiyor? Ben de bu hareket eden lavuk kim diyordum ya. Oğlum bana niye bunun haberleri getirilmiyor? Adam gelmiş topraklarıma çöküyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hocam bu ülkenin bakanı makanı, çakanı çukanı yok mu ya? Lan Irak'a sefere çıkacağız dedik. Mataro oluyoruz şu anda. Şuraya bak. Lan git lan kardeşim, git buradan. Ülkemden çıkar mısın lütfen? Bayım. Bayım. Topraklarımı terk et. Burayı çabuk terk et. Burayı çok çabuk terk et. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu kat'i surette reddediyorum. Lan. Lan. Çanakkale düştü. Oğlum. Kimler denedi, düşüremedi o Çanakkale'yi. Bu lavuğa mı düşürdük? Lan Memer kim oğlum? Mehmet abi çekil şuradan, gözünü seveyim ya. Burada işimiz gücümüz var. Tank üreteceğiz ya Allah aşkına. Dur, Irak'a falan sefere çıkacağız. Sen Almanya'nın bağrından kopup buralarda ne geziyorsun abi? Gözünü seveyim ya. İki gözümüzü ayırdık. Ülke gidiyor abi. Ulan iki şurada bir başka bir şeylere bakalım dedik. Bir baktık ülkeyi söküp götürüyorlar abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan oğlum, buraya kim çıkarmadı? Lan oğlum bak. Bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok abi. Burada işler artık farklı bir boyut kazandı. Lan. Lan gidin oğlum. Bak kardeşim, sizinle bir derdim yok. Sizinle bir derdim yok. Bak bence olmasın. Sizin iyiliğiniz için konuşuyorum bak. Sizinle bir derdim olmasın.
Eğer sizinle bir derdim olursa bak, çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Adam 1600 asker basıyor. Abi getir şuraya. Getir şuraya adamları getir. Adamları getir abi. Abi getirin. Kardeşim bekle, seninle ilgileneceğim Memel kardeş. Seninle ilgileneceğiz bak, sen artık bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Sana hoşgörülü davranmaya çalıştım. Sana sevecen davranmaya çalıştım. Sana kardeşim hak ettiğin şekilde değil de biraz daha hafifini davranmaya çalıştım. Artık bu işler geride kaldı. Memel, şu ülkeyi, şu toprakları bırakırsam barışırım bak. Bu ne oğlum? Adam ülkeyi söküp götürüyor lan. Oğlum oranın tapusunu daha yeni, taksidi bitmedi lan. Bıraksana oğlum ülkeyi. Daha taksidi bitmedi kardeş. Daha taksidi bitmedi ya. Yeni aldık ya, dur. Allah Allah, lavuğa bak. Asker basıp duruyor bir de. Aramızda hainler var abi. Sürekli gidip Memel'e asker destekçisi oluyorlar. Askeri destek sunuyorlar. Ulan o hainlere bunun hesabını sormaz mıyım lan ben? Bir dahakine arkadaşlar unutmayın bu oyunda. Kimle savaştaysanız onu unutmayın. Barış yapın abi. Bakın düştüğü duruma bak ülkenin. Ülkenin düştüğü duruma bak. Ülkenin düştüğü vaziyete bak. Yani bu ülke bunları görecek miydi ya? Biz bunları görecek ülke miydik abi? Allah aşkına gözünü seveyim, bu ne ya? Lan oğlum adam Ankara'ya yürüyor. En son Yunan denemişti bunu bak. En son Yunan denemişti. Sakarya Savaşı'nda kardeşim, muharebesinde bunların ağzına sıçtık. Bak kardeşim, en son Polatlı'ya doğru bir onlar geldi. Kafalarına vurduk. Bak denemeyin. Denemeyiniz. Tehlikelidir. Evde denemeyin uyarısı var bak. Abi nerede benim diğer ordu, koca ordu nerede? 33 bin kişilik ordum vardı benim. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Lan bir yerden geliyor ama. Hadi hayırlısı bakalım. Gelecek abi ordu. Merak etmeyin arkadaşlar. Masadayız. Yetkin ve yetkiniz. Problem yok. Endişeye mal yok. Her şey kontrolüm altında. Abo burada kale male varmış. Ben de diyorum bu adamı niye dövemiyorum? Kardeş git ya. Şakayı bırak hadi, şaka falan bitti artık, hadi git. Ülkene git. Herkes ülkesine kardeşim. Ne işin var senin Anadolu'da ya? Denizde daha 3000 askeri var. Palavracıya bak. Git lan. Çıkar mı lan oğlum bana? Lan. Lan. Abo 30 bin kişiyle geldim. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Ben şimdi naneyi yemedim mi? Bir dakika dur. Bir dakika, sakin. Endişeye mal yok. Her şey kontrolüm altında. Mayday mayday. Düşüyoruz. Her şeyi kontrol aldım. Yeni teknoloji. Tankı ürettik de, tank fabrikasını açtık da, bir nükleere doğru gidelim. Bu adam bir nükleer hak etti bu arada ya. Su lazım nükleer için. Bak suyu falan da biz yapmadık da. Lan nükleer teknoloji... Hükümet çekti... Lan oğlum. Lan... Herkes niye bana sövüyor arkadaş? Herkes niye bana sövüyor? Lan komünizm falan kardeşim, buralara gidemiyoruz mu ya? Siyasi kararları bitirdik. Daha da ilerisi şu an yok. Bu arada artık komünist falan oynayabiliyoruz. Full sürümde olduğumuz için açık da. Ülkenin daha büyük sıkıntıları var. Ülkenin komünizmden falan daha büyük sıkıntıları var. Oğlum herkes bize sövüyor lan. Oğlum ben bu kadar kötü bir ülke değilim lan. Lan bırak oğlum ülkeyi, bırak dur. Irak'a gireceğiz. Irak'a gireceğiz bak, orada bizim yapacak işlerimiz var ya. Bırak kardeşim ya. Allah Allah, lan belası nereden geldi bu Memel ya? Vallahi öfkelendim bak, atom atasım var. Bu kardeşim tırnak kadar ülke ya. Bu kadar ufak bir ülkenin ne işi var benim topraklarımda böyle şeyler yapıyor. Git lan. Çabuk kaybol. Barış inşallah kabul eder. Ben daha uğraşmak istemiyorum bununla. Etmedi lan. Bakayım. Harbi etmedi lan. Savaştayız hala. Ya Memel. Gerçekten mi ya? Çıkar denize, çık. Denize çık çabuk. Çık denize çık. Çık lan çık. Geç abi. Geç şuraya. Bunu ben istemedim. Bunu ben istemedim abi. Kardeşim, limanlar bizde değil mi abi? Buraya geç. Bunu ben istemedim. Bunu onlar istedi kardeşim. Bunu onlar istedi. Benle bir alakası yok. Ben gayet hoşgörülü davrandığıma inanıyorum. Ben gayet medeni davrandığıma inanıyorum.
Ben gayet herkese hak ettiği gibi davrandığıma inanıyorum. Ama demek ki daha fazlasını hak ediyorlarmış. Kardeşim, seferimiz Irak üzerineydi. Bank mank yapacaktım ben daha. Daha planlarımız daha farklıydı ama bu arkadaş daha farklı şeyler istiyor. Bu oyun istiyor, oyun. Gel bakayım, gel. Gel bakayım, gelsin. Buna bir saldırın oğlum. Bir sürü ceza meza yiyeceğiz ama olsun. Onu alın. Onu almadan gelmeyin. Şimdi Irak seferine hazırlanabiliriz tekrar. Irak kardeşim, seni unuttuk, kusura bakma. Vallahi yani değersiz bir rakibimiz vardı. Çok da umurumda olan bir rakip değil ama. Abo. Kardeşim, kimyasal silah. Artık kullanalım ya. Yunan'a şunu atsam ne olur? Nükleere gerek yok. Abo. Ne atayım? Çok uzakta, bunu atamıyorum, kimyasal silah. Dönelim. Şunu atsam ne olur ya? Yapalım bir tane nükleer yapalım ya. Su falan lazım. Nükleeri soğutmak için. Su gerekiyor tabi. Onları ayarlayacağız. Onları ayarlayacağız kardeşim. Merak etmeyin, masadayız. Olmadığımız masa yok. Bizim çocuklar orada gerekli çalışmaları yürürlüğe sokuyor şu anda. Bekleyin abiciğim. Aceleye ihtiyaç yok. Irak abi alalım. Geri kalanını halledeceğiz abi. Geri kalanını halledeceğiz. Elimizdeki ordu Irak'ı almak için yeterlidir diye inanıyorum ben. Ağır sayısı 3'e de geç. Öncelikle nükleere kadar olan hazırlıklarımızı bir yeterli seviyede getirelim. Sonra geri kalanlara bakacağız. Şimdi güzel kardeş, seninle bir savaşalım artık. Niyetim kesinlikle seninle savaşmak değildi. Bak, İngilizler seni kuklası yapmış. Maşası yapmış. Burada benim topraklarımı alıyorsun kardeşim. Onlar bizim topraklarımız. Sahibi olduğumuz mekanlar abi, orası bizim. Ona göre. Bu arkadaşlar yavaş yavaş gidiyor. Benim denizden gidene kadar oradaki ordu sayım bayağı bir azaldı sanki. He. Böyle bir şey izledim sanki. Denizde bir şey yaşanıyor. Oo, şuraya bir adam ata. Her ihtimale karşı. Şimdi koca ordumuz var zaten. Koca ordumuz var. Hepsini göndermeye gerek yok. Orada bir kısım kalsın. Ya oğlum, niye herkes bana sövüyor? Mehmet, seninle barışacağız birazdan. Seninle birazdan demokratik koşullar altında gerçekten barışacağız. Sen bir barışı hak ediyorsun. Sen barışı hak ediyorsun kardeşim. Ben sana hak ettiğin o barışı vereceğim. Ben sana o hak ettiğin barışı vereceğim kardeşim. Sen canını sıkma. Moralini bozma. Kati surette. Bozma kardeşim. Ben yanındayım senin. Merak, ense köküne bir şaplak koyacağım senin. Sen bunu yapmayacaktın. Sen bize o RCC'yi yapmayacaktın. Irak Savaşı da zorlu bu arada. Sen bize bunu yapmayacaktın oğlum. Yani ben seni ciddiye bile almadım. Almamız lazımmış bu arada. Sen memeli ciddiye bir... Lan uçak mı var oğlum bunda? Oğlum adam uçakla saldırıyor bana. Kardeş, nereden buldun uçağı? Alo, alo, tank var. Alo, bu adam bunları nereden... Alo, alo, mayday, mayday, mayday. Bunları nereden buluyor bu? Kim verdi sana bunları? Tapusu kardeşim, nereden aldın? Nereden aldığını söyle, biz de alalım abi. Aynı yolun yolcusuyuz. Biz de dava arkadaşıyız artık seninle. Topraklarını artık ben yönetiyorum yani. O yüzden birbirimize karşı yeterince hoşgörü... Lan oğlum bak, İrlanda. Bak İrlanda, Fransa, topunuzu keserim bak ha. Adam oğlum lan. Şimdi hoş geldin buraya. Oğlum bu adam Suriye'den geçiş izni falan almış. Yo, nehirleri kullanıyor. Bu çok akıllı lan, bu yapay zeka. Yapay zekanın bu kadar akıllı olabileceğini ben düşünmediğim için hata yapıyorum bak. Yapay zeka çok akıllı işler çıkarıyor. Denizlerden falan hareket ediyor. Güzel işler başarıyor. Benim hiç öyle bir şey düşünmediğim için, öyle bir şey yapabileceğini düşünmediğim için, yani denizlerden değil, nehirleri de kullanıyor yani. Fırat'ı, Dicle'yi kullanıyor abi adam. Ben bunları hiç kullanabileceğini düşünmedim. Bu arada bizim uçak elde etmemiz lazım. Bizim uçak elde etmemiz lazım. Bunları bir sonraki bölüm hep yapacağız. Tankı bu bölümü yapalım da, nükleeri boş ver, tank bir yapalım. Hatta yani bu barış benim için yeterli ya. Ben bu şekilde bir anlaşma yapayım seninle. Ben kabul etmeyeceğim diyorsun ama. Tamam, şunu veriyorum. O kalsın, ben şu kısmı istiyorum, yeter. Tazminat öde bir de bana.
Bakalım şu anlaşma yeter mi? Tamam, anlaşmayı yaptık. Güzel. Puanlarımızı yeteri kadar kullandık. Hayır hayır, o topraklara daha gidemezsin zaten. Sayın Ordu. Sakin olun. Hareketi iptal et. Şuraya gel. Şuraya gel. Ordu derhal. Düzgün bir şekilde konuşlanın. Tank işine başlayacağız. Bulunan eski gemi. Savaş gemisi. Ne bu? Yasa dışı sınır geçişi. Teknoloji. Silah fabrikasını da 3'e çıkar. Havaalanı. Menzilli hasar arttırıyor. Komşu il ve komşu ilin komşularına saldırmanızı sağlar. Abu. Şimdi dur bakalım. Ankara'da tank fabrikası. Ankara'da bir tank fabrikası açılsın. Ağır su tesisi falan kurulacak abi. Önce tank fabrikası. Ankara'da tank fabrikasını başlattık kardeşim. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Devletimize zeval gelmesin, gördüğünüz gibi arkadaşlar. 16 milyon yıllık devlet aklımızın getirdiği büyük tecrübeler sonunda bize tank üretmeyi de sağladı. Memeli almışız bu arada. Ne oldu? Ne oldu? Puşt. Ne oldu lan? Artistik yapıyordun. Yol çekirdin Cebrail'e. He? He? Ne oldu? Ne oldu Paşinyan? Adam olacaksın, haddini bileceksin. Aha, tank üretiyor. Vallahi tank üretiyoruz. Ne bu? İşte bu üçer üçer, beşer beşer, onar onar bir şekilde üretilecek abicim bu işler. Tank fabrikası. Devam. Tank fabrikası. Devam. Tank fabrikası. Bina limiti dolu burada. Bina limiti dolu. Güvenli bölgelere inşa etmek istiyorum. Buralarda bir sürü tank üreteceğiz. Bir limit daha var burada. Buraya da ağır su tesisi kuracağım da burada su yok ki. Şuraya kuralım. Su tesisi. Buraya kur. Şimdi bana mermi fabrikası da lazım. Silah fabrikası. Silah fabrikası şart. Çünkü diğer türlü tanklara mermi yetişmiyor. Silah fabrikaları para etmiyor artık. Çok da fazla silahlanmak iyi bir şey değil ama işimiz şu anda kardeşim silahlanmak. Yani dünyada savaş ortamı var. Tank. Gel abi. Bunları da Ankara'ya göndereceğim hepsini. Şunu çeksene. Heh. Tamam. Peki şu an bunları niye hareket ettiremiyorum? Hareket et. Ordu geliyor diye mi? Şu an bunları niye hareket ettiremiyorum? Ah, denizdekileri unutma. Getir buraya. 15 tane tankım oldu. Bu tanklar bizim inşallah işimize yarar. Yeterli gelir diye umuyorum. Burada bir sürü farklı adamlar var. Bunları da getir. Bunları da getir. 9 tank burada var. Bir sürü tankımız var abi. Peki şöyle mi yapmam lazım? Kimyasal silah. Tankları burada hareket ettiremiyorum. Bak mı acaba bu? Az önce ettiriyordum çünkü. Şu nükleeri de bir yapalım da. Nükleeri hatta bir sonraki bölüm yapalım. Bak, sürekli tank üretilmeye başlandı burada. Sürekli tank üretiyoruz. Güzel. Tank işine başladık. Havaalanı yapacağım. Hayır dur. Nükleer. Nerede nükleer? Nükleer silah fabrikası. 3 uranyum. Biz uranyum üretmeye başladık mı? Uranyum üretmemişim ki ben. İnşa et. Abo. Uranyum üretebilecek bir yerim yok. Niye? Çıkarılacak kaynak yok diyor. Oğlum, uranyum için ne lazım? Uranyum yatağı nerede ki? Nereden bakabiliriz ona? Harita modlarından. Harita modlarına nereden bakıyorduk lan? Unuttum onu ben. Harita modları neredeydi? Ha, şurada. Üretim. Kaynaklar. Tamam. Bana uranyum. Ah! Şurada var. İki tane vilayetimizde uranyum var. Lan bayağı da az varmış ha. O zaman buradaki şeyleri azaltacağız. Bina limiti var burada çünkü. Binaları yıkmamız lazım.
Kardeşim bak şuradaki keresteyi sil. Keresteyi sil. İnşa et. Uranyum. Lan artık uranyum üretiyoruz ha. Lan oğlum. Biz var ya ne olduk lan böyle. Abi nükleer işine hızlı girdik. İleride bakalım ne olacak bunu göreceğiz. Arkadaşlar bu bölümde Iğır'ı aldık. Memel'i aldık. Ve bir sonraki bölümde neler olacak göreceğiz. Bu arada demir de çok fazla şu anda yetersiz. Ha ben şey yapamam, petrolüm yetmiyor benim. Petrol olmadığı için hareket ettiremiyorum. Tamam lan ben de diyorum niye ettiremiyorum. Petrol yeterli değil. Çok fazla tankım var benim. Tankım çok fazla. Bu tankları silmem lazım. Benim petrol yetmiyor abi elimizdeki. Tankları bu yüzden hareket ettiremiyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tekrar hatırlatayım. Bir kişiye Discord sunucumuzdan çekiliş yoluyla arkadaşlar Varnamont'un full sürümünü vereceğim. O arkadaş da eğer mikrofonu falan varsa benimle birlikte online'da oynayacak bu oyunu. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.